canlı olarak ekranlara getiriyoruz. Bakalım buradaki coşku nasıl bir seviyeye çıkacak az sonra göreceğiz. Saat 1.35. Yarın iş günü, mesai günü ama Beşiktaşlı futbol severler de takımlarını, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan siyah beyazları kucaklamak için bekliyor. Bu görüntüler canlı olarak ekranlarda Nevzat Demir tesislerinin. Hemen dışında arkadaşlarımızdan uyarı geldi. Takım tesislere çok çok yakın artık giriş yapmak üzere. O anları da canlı yayında sizinle paylaşacağız. Biz de hala aslında sohbetimize de devam edebiliriz takımı görene kadar. Buyurun Kerem, hocam. Onun için şunun için örnek verdim. Yani Trabzonspor'un da az buz yabancı oyuncusu yok. 16-17 tane yabancı oyuncu var. Alıp devre arasında beğenmediği bir sürü takımlara kiralık verdi oyuncu. Yani bunları yapmaktansa ya 4 tane 5 tane iyi oyuncu alıp yani takıma değer katacak, takımın kalitesini yükseltecek oyuncu almak bence daha mantıklı. Yani alıyorsun, yanlış anlamasınlar da, veriyorsun işte Karagümrük'e, orada da oynamıyor. Ya o zaman bunları niye aldınız? Zaten 12 tane sınırlama geliyor. Bir de sezon sonu bunlardan çıkmak için ayrıyetten bir çaba sarf ediyorsun. Bir de böyle bir gerçek var. İşte Onaçu gibi, Münih'e gibi, zamanında gerçi yaşı geldi, Viska gibi oyuncular Trabzonspor'un hem oyununa değer katıyor hem de kulübe katıyor. Hani böyle oyunculara yönelmek biraz maliyet açısından tamam yüksek olabilir ama kattığı değer açısından soru işareti olmaz kafanda yani. Onaçu'yu alamazlar ya. En az 15 milyon euro. O yani ya hocam zaten yani. Şu anda onu hiç geç. Onu ya zaten kalitesi belli. Şartlar uyuşursa başka bir şey düşünmesine gerek var mı Trabzonspor'un? Yani şartlar kulüp için uygunsa. Ya Onaçu için soruyorum bunu. Ya şu an Trabzonspor'un kaleye gitmesini sağlayan adam Onaçu'yu. Yani onun üzerinden oynanan bir oyun bu. 10 kişi alacağına bunu al. Hocam, sen dediğine katıldı ama Trabzon oraları doldurdu yani. Ama ya. Yani bir Sörlot aldı. Sörlot şu anda uçuyor. Ondan önce neydi o Kopenhag'a giden santrafor? Cornelius. Cornelius aldı. Cornelius orayı doldurdu. Yani bir Maxi Gomez burada. Ya Maxi Gomez de... Ha şey var. Bu da bu arada Gomez, hala gol atıyor. Gomez yani. Geri dönüyor. Gelecek sene bir santrafor. Onu biliyorum ama yani bu santraforlar hepsi birbirinin benzeri ve hepsi de Trabzon'da iş yapmış o oyuncular. O profil evet hocam hep iş. Hepsi iş yaptı. Yani zaten ama Trabzonspor başkanı açıklama yaptı. 4-5 tane oyuncuyla anlaştık dedi. Zaten çoğu da basına sızdı. Eğer o oyuncular başarılı olursa tahmin ediyorum ki bunların çoğu da orta saha olacak. Zaten mevcut orta sahayla Trabzonspor'un yol yürümesi çok zor. Beşiktaş takımı göründü sevgili seyirciler. Takım otobüsü ve Ziraat Türkiye Kupası da en başta ekrana böyle yansıyor. Engin Can Çelik orada. Engin Can'a bırakıyorum. Kerem teşekkürler. Beşiktaş kafilesini taşıyan takım otobüsü Nevzat Demir tesislerine an itibariyle geldi ve teknik direktör Serdar Topraktepe ve taraftara doğru kupayı gösteriyor. Taraftarların yoğun bir coşkusu vardı bugün. Hem gündüz saatlerinde hem de şu saatler itibariyle gecenin ilerleyen saatleri olmasına rağmen taraftarlar coşkulu bir şekilde takımın arkasına destek sağlamıştı ve şu dakika itibariyle de teknik direktör Serdar Topraktepe kupayı takım otobüsünden çıkardı. Muçi'yi görüyoruz, Raşissa'yı görüyoruz ve iki topçu da şu an, iki futbolcu da takıma doğru, taraftarlara doğru kupa ellerinde hareket ediyorlar. Coşkulu bir karşılama var. Gecenin ilerleyen saatleri olmasına rağmen taraftarlar yoğun desteğini sürdürmüştü. Hava da oldukça soğuk ama atmosfer burada sıcak. El Musrati takımın 3. golünü atan ve son dakikalarda galibiyeti taşıyan El Musrati de şu an taraftarlarla beraber kutlamalarını gerçekleştiriyor. Raşista'yı görüyoruz, Ernest Bucci'yi görüyoruz. El Musrati, Serdar Hoca ilk önce takım otobüsten inmişti. Takım otobüsten indikten sonra da kupayı kaldırmıştı ve şu dakika itibariyle de kupayı taraftarlarla beraber coşkulu bir şekilde kutlamaları gerçekleştiriyor Beşiktaş taraftarı ve Beşiktaş'ta oyuncular. Gaston Fernandes, Abubakar, Raşissa, Semih'i görüyoruz ve şu anda canlı yayında oyuncularla birlikte Serdar Hoca, Gaston Fernandes, El Musrati
futbolcular takım taraftarlarla beraber kutlamalarını, sevincini yaşıyorlar şu dakika itibariyle. Taraftarların da yoğun bir coşkusu var. Semih'i görüyoruz. Semih Kılıçsoy. Mert Günok, kaleci Mert Günok bugün kritik kurtarışlar yapmıştı. Gecenin ilerleyen saatleri olmasına rağmen Semih de burada. Semih'e de mikrofon uzatmak istiyoruz ama Semih, neler söylemek istersin Semih? Abi çok mutluyuz. Bugün iyi mücadele ettik. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık. Bugün bu kupayı taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz. Çok mutluyuz. Çok teşekkür ederim. Kaptan Cenk Tosun ve Salih Can da burada. Onlar da şu an kupayı taraftarlara doğru armağan ediyorlar. Ve o coşkuya taraftarlarla beraber eşlik ediyorlar. Salih ve Cenk de burada. Cenk, neler söylemek ister? Çok mutluyuz. Buraya gelen herkese teşekkür etmek istiyoruz. Evet, sağ olsunlar. Hepsinden Allah razı olsun. Buraya kadar gelmişler. Bu kupa onlara armağan olsun. Cenk'in de görüşleri bu şekildeydi. Oyuncular teker teker takım otobüsünden indi. Ve taraftarıyla beraber coşkularını kutluyor açıkçası. Kaleci Mert de burada, Salih Uçan burada, Semih burada. Bütün takım otobüsünden indi ve taraftarlarıyla beraber kutlamalara eşlik ediyor. Salih Uçan orada, Semih orada, Cenk orada. Bütün takım otobüsünden indi ve şu an kutlamaları ve taraftarların da bir üçlük teklifi var. Salih için. Ve üçlük çektirecek şu an Salih Uçan. Salih taraftarların yoğun bir coşkusu var. Dediğimiz gibi gecenin ilerleyen saatler ama şu dakika itibariyle de Salih Uçan taraftarla birlikte üçlüğü çektirecek. Ve Salih'e bırakalım mikrofonu. Çok mutluyuz. Herkes çok mutlu. Taraftar çok mutlu. Yarın herkes çok mutlu uyanacak. Bütün Beşiktaş taraftarı, herkes. Yani böyle kritik bir sezon, böyle mutsuz bir sezon. Finalini yaptık. Yani Beşiktaş'a da bu yakışırdı. O yüzden herkes çok mutlu. Biz de çok mutluyuz. Sağ olun. Golle alakalı ne söylemek istersin? Güzel gol oldu ya. Sağ olasın. Eyvallah. Hadi iyi akşamlar. Çok sağ olun. Görüşürüz. Başarılar. Salih'in de görüşleri bu şekildeydi. Ve artık yavaş yavaş takım otobüsüne doğru oyuncular ilerleyişini sürdürüyor. Yoğun bir coşku vardı. Gecenin ilerleyen saatleri olmasına rağmen taraftarlar desteğini esirgemedi takımla. Kötü bir sezon geçirmişti aslında Beşiktaş ve bu kötü sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile taçlandırdı. Salih de aynısını söyledi. Kötü bir sezon geçirmiştik ama şu dakika itibariyle Beşiktaş taraftarları yarın sabah mutlu uyanacak ifadelerini kullandı. Semih Kılıçsoy aynı şekilde burada. Oyuncularla fotoğraf çektiriyor. Yoğun bir coşku var, yoğun bir destek var. Aslında bugün gün boyu destek vardı Beşiktaş taraftarının takımlarına. Takım otobüsü de şu dakika itibariyle tesislerin içine doğru girdi. Kupa ile birlikte fotoğraf çekiliyor taraftarlar. Beşiktaşlı idareciler ve takım otobüsü de içeri doğru hareket ediyor. İki takım otobüsüyle gelmişti Beşiktaş takımı. İkinci otobüste şu an içeri doğru giriyor. Ve artık yavaş yavaş takım otobüsü de içeri giriyor.